Merhaba değerli arkadaşlar. Elimde 4 tane kuka tespihim var. Onları size göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Tespihlerim tabii ki çok güzel. Şimdi hemen bir taneyle başlayayım arkadaşlar. Şöyle önce bir görseli gösterelim size. Şöyle güzel bir kesme kukam var arkadaşlar. Güzel bir bakın. Harika. Kesme kukamız tabii ki kukanın lezzetini anlatmaya gerek yok. Gerçekten kendini ispatlamış bir malzeme. Çekimi çok iyi. Malzemenin detaylarına bakalım arkadaşlar. Kısa tok imame. Kalın delik, dayanıklı gövde haliyle. Durakları 5'te. Evet. Ok gibi duruyor. Harika. Şimdi tespihimizin ölçüsüne bakalım. 7 çarpı 10 milim arkadaşlar. 7 çarpı 10 milim kesme model kukamız. Bu sahipsiz arkadaşlar, bunu sahiplendirebiliriz. Şöyle kenara kibarca bırakayım. Sahipsiz bir tane daha var bu videoda. Evet, sadece tek kuka videosu olsun istedim. Bir tane de evet, böyle aynısının cilasızı var. Cilasız bir malzeme. Malzemenin rengi biraz daha koyu çıkmış arkadaşlar. Şöyle detaylara bakalım. Kırık imame. Kalın delik. Cilasız. 7 çarpı 10. Evet, kesme model. Tespihimiz cilasız. Aynen böyle arkadaşlar. Harika bir duruşu var. Hissiyat çok güzel. Özellikle cilasızların şöyle dokunmak o kadar hoşuma gidiyor ki, o kadar güzel bir hissiyatı var ki, harika. Tabi bak, tespih parlamaya başlamış ufak ufak. Biraz daha çekersek tamamen cilasızlıktan kurtulup cilalı olacak yani. Bunu da şöyle yanına bırakalım. Sonra iki tane sahiplik tespihimize geçelim. Şimdi bir tane de şöyle sahibine hayırlı olsun diyelim. Bir tane kukan var. Bu da 6'ya 9 düz ağzı yumurta kesimi arkadaşlar. Bunu da detaylarına bakalım. Şöyle kısa tok imame. Kalın delik. Günlük çekim için bunlar arkadaşlar. Elde saklayabilirsiniz. Evet. Cilalı güzel bir tespih. Sahibine hayırlı olsun. Evet. Şöyle bırakalım. Şimdi arkadaşlar bir tane de şöyle 10'a 12 fıçı kesim tespihim var. Uçları biraz yumuşatılmış. Bunu da şöyle kadrajı sığdırarak sizlere göstereyim. Ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Cilalı bir tespih gördüğünüz gibi. Bakalım imamede kırık falan yok. İmamemiz normal kısa tok imame. Tabii ki kalın delik. Sahibine hayırlı olsun. Duraklar burada. Çekimine bakacağız şimdi. İri tespihin güzelliklerini bir kere daha size göstereceğim. Çekim lezzeti çok iyi oluyor. Harika bir şeye bakın. Sütunlar titriyor ya. Aynı Osmanlı gibi. Harika. Hani şöyle diyeyim, bir bakalit alamıyorsanız en azından bir kuka alın arkadaşlar. Yine fiyat farkı var tabii ki. En azından bu malzemesi ucuz. İşçilik aynı işçilik oluyor ama dediğim gibi malzeme fiyatı ucuz olduğu için aşağı yukarı yarı yarıya çıkan bir fiyata denk geliyor.
Bir kukanız olsun ama yani arkadaşlar, böyle güzel el işçiliği, kaliteli, çekimi çok güzel bir tesbihiniz olsun. Küçük tesbih de seviyor olabilirsiniz bu abimiz gibi. Ama büyük tesbih de bir tane olsun arkadaşlar ya. Tabii illa hep dışarıda olacaksınız ya da devlet dairesinde ya da işte iş yerinde olacaksınız diye bir şey yok. Şöyle evde otururken baş köşede elinizde böyle iri bir tesbihle çay içip, çay içerken de böyle kokusunu içinize çekip, ondan sonra tesbihinizi elinize alıp güzel bir tesbihinizi çekip oturarak hayal ediyorum şu anda. Gerçekten çok güzel olurdu. Olsun, sizin de olsun. Ya hiç olmazsa bir kukanız olsun arkadaşlar. Tabii ki gerçekten işçilik güzel olunca malzeme de kendini gösteriyor arkadaşlar. Bakın o kadar kukalar var. Mısır işçilikleri vesaireleri. Fiyatları çok 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 uygun. Ama inanın bu lezzetleri almanız mümkün değil. O da kuka, bu da kuka. Ama mümkün değil arkadaşlar ya. Çok farklı bir şey. Böyle el işçiliği kukalar, el işçiliği ürünler çok tavsiye ediyorum. İmkanınıza göre yaptırmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel ürünler. Bu video kısa oldu. Haliyle 4 tane kuka tanıttık. Hepsi de aynı ürün olunca böyle kısa oldu. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.